Ee, bir hani parti genel başkanı olarak mesela bu kadar her şey çok fazla zamın olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz günün sonunda? Mesela enflasyon iniyor, dolar sabit, niye her şeye zam geliyor? Mesela elektrik, doğalgaz faturalarından da insanlar çok şikayet ediyorlar dönem dönem. Şimdi şöyle, elektrik, doğalgaz faturalarını ben de mesela kendim, <laughs> bizzat kendim ödüyorum. Ya da bankadan otomatik talimatla ödeniyorum ve aylık bana bunun bildirimleri geliyor. Yani su faturasında da, <laughs> elektrik faturasında da. Baktığım zaman mesela kıyasladığım zaman ben geçen sene 2022 ocağında ödediğim elektrik faturasıyla... ...ya da 2021'in aralığında ödediğim elektrik faturasıyla bu aralıkta 2022 aralığında ödediğim elektrik faturası hemen hemen aynı. Ama mesela suya baktığımızda su o zamandan bu zamana çok artmış. Ya da işte doğalgaz fiyatlarına ben baktığım zaman geçtiğimiz yıl Ocak ayında ya da Aralık ayında kaç lira aynı evde oturuyorum... Dolayısıyla da kaç lira doğalgaz rakamı gelmiş dediğimde geçen sene Aralık ayında bana gelen fatura ile hemen hemen bu sene gelen fatura hemen hemen aynı. Yani geçen seneden da, bu seneye çok fazla bir zam. Geçen yani seneden bu seneye çok fazla zam nerede var? Zam gıdada var. Yani çünkü bakın biz şunu gördük pandemide bir de Buket Hanım. Bir kere gıda da kendinize yeteceksiniz. Kendinize yeteceğinden fazlasını üretmek zorundasınız. Enerjide bunu yapacaksınız ve bir de sağlıkta yapacaksınız. Bunlar çok stratejik. Bunları biz pandemide de Rusya Ukrayna Savaşı'nda da bir kere daha test ettik. Yani bunun ihmale gelir bu üç sektörün ihmale gelir bir taraf yok. Bir diğeri de savunma sanayi. Çünkü savunma sanayinde de eğer güçlü değilseniz bulunduğunuz coğrafyada, coğrafyada milletlerin kaderleridir. Dolayısıyla bizim içinde bulunduğumuz coğrafyanın şartları da belli. Türkiye'nin ne kadar düşman olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla güçlü değilseniz haklı olmanız bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bu alanlarda biz güçlü olmak zorundayız. Fiyatların artması bakın burada da sanayici arkadaşlarımız var ben konuşuyorum. Diyorum ki üretici arkadaşlarımız var. Ham madde fiyatları yukarı mı gidiyor aşağı mı gidiyor? Çoğunlukla aşağı gidiyor. Ha, yukarı giden kalemler de var. İnşaat sektöründe ne bileyim beton gibi çimento gibi olduğu gibi. Lakin bunlar aşağıya gitmesine rağmen perakende de bu iş e, şeye yansımıyor. Mesela tüfe e, enflasyonundaki aşağı inişle e, tefedeki bir değil. Tefede daha hızlı bir şey var. Biliyorsunuz 150'lerden, 160'lardan 90'lık sürülere indi. E, halbuki TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi e, 80'lerden 67'lere geldi. Şimdi öbür tarafta 60'lık, lı, %60 %60'lık bir iniş varken e, toptan fiyatlarda fakat tüketici fiyatlarında bunun henüz daha %15-20 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu gittikçe yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bir de tabii arada fırsatçılar var. Bunu çok açık ve net görüyoruz. Maalesef olmaması gereken işler oluyor ve e, fiyatlar düşmesine rağmen toptan da, ya da e, maliyeti çok düşük olmasına rağmen. Bakın ben geçtiğimiz ben bu son bir yılda 76 vilayete gittim. Hakkari ile birlikte 76. vilayet oldu. Adana'da biz gittiğimizde arkadaşlarımız dediler ki, Başkanım e, Adana Hal esnafı bizi bekliyor dediler. Gittik. Orada önce toplantı yaptık. Daha sonra da e, birkaç esnafımızı gezdik. Orada hal yöneticilerinde, orada dükkanı olan bir e, vatandaşımız dedi ki, Geçtiğimiz dedi hafta pazardan aldım dedi 7 kilo elmayı e, 8 kilo elmayı 69 liraya aldım dedi. Yani kilosu 10 lira değil. 100 metre ileride markete girdim dedi, Kilosu 18,90 dedi. Yani aynı elma, aynı marka dedi. E, şeyini de verdi. Yani şimdi ismini vermek istemiyorum. ama evet. elması. Sorun marketlerde mi? Yani marketler bu işin bir ayağı. Sadece marketler değil. Marketler gibi efendim işte diğer alanlarda hizmet verenler de öyle. Yani her alanda e, bir fırsatçılık var. Bir de e, insanlar tabii 2-3 sene iş yapamadıkları için geçmiş yıllarda ettikleri zararları herhalde bu dönemde telafi etmeye çalışıyorlar. Tatile gitmeye kalkarsanız da aynı fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya da burada bir eğlence merkezine gitseniz de bir restoranta gitseniz de yemek fiyatlarıyla ilgili de aynı e, yüksek e, oranlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz de bunlar yaşıyoruz. Biz de hayatın içindeyiz. Dolayısıyla da hayatın içinde olan birisi olarak da bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. E, bu da ben zamanla eğer enflasyon kontrol altında gider ve inmeye devam ederse, ben bundan sonra fiyatlarda çok yüksek bir artış olmayacağını ümit ediyorum.